16-17 yaşlarındayken neler yapıyordunuz? Sizi bilmem ama vaktiyle birkaç lise öğrencisi bu topraklarda inanılmaz bir kulüp kurdu. Bandırma Füze Kulübü. Evet evet, bayağı füze kulübü. Zaman 1950'li yılların sonlarıydı. O zamanlar Almanya 2. Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Moda ise evrim geçirmişti. Paşamız da böyle ciğerden ciğerden söylüyordu. Ancak Balıkesir Bandırma'da bulunan Şehit Mehmet Gönenç Lisesi öğrencileri tüm bunların dışında bir şeyden çok daha fazla etkilenmişlerdi. Sputnik 1'in uzaya gönderilmesinden. Nasıl etkilenmesinden? Şu an bütün dünyada Mars'la, Mars'ta yaşamakla ilgili filmler dönüyor. Hep Mars'la ilgili konular konuşuluyor ya. O zamanlarda da dünyada inanılmaz bir uzay yarışı var. İşte Bandırma Füze Kulübü de tam da böyle bir dönemde kurulmuştu. Kulübün kurucu öğrencileri arasında uzaya, atom enerjisine, atmosfere ve dış dünyaya feci şekilde meraklı olan havacılık koluna bağlı öğrenciler vardı. Artur Sayıner, Güngör Gezer, Osman Caran, Atilla Yedikardeşler ve Adnan Zambağ'ın kurmuş olduğu Bandırma Füze Kulübü, kurulduğu dönemde tabii ki öyle hemen destek görmedi. İmkanlar da oldukça kısıtlı olduğundan bu kulübün kısa süre sonra yok olacağı düşünüldü. Hatta kurucu öğrencilere uzaylı gözüyle bile bakıldı. Ama onlar yılmadı, çalıştı, çabaladı, dünyadaki başka kulüplerle yazıştı. Derken Bandırma Füze Kulübü'ne katılanların sayısı her geçen gün artmaya başladı. Kulübe ilgi gerçekten muazzamdı. Öyle ki bir süre sonra üniversite öğrencileri ve hatta akademisyenler bile kulübe üye oldu. Ama içlerinde öyle biri vardı ki o güzel insan bu kulübün füze yapabilmesi için gereken o büyük cesarete ve teknik bilgiye sahipti. Kirkor Divarcı. Kendisi İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi ve Bandırma Füze Kulübü'ne İstanbul'dan yardım ediyordu. Nişanlıydı. Evlenebilmek için de nişanlısıyla birlikte kenara bir 400 lira para atmıştı. Divarcı bu 400 lirayı da kulübün füze yapabilmesi için harcadı. Ya helal sana be! Divarcı ve arkadaşları kısa süre sonra, yani 10 Ekim 1959'da 3 kilogram ağırlığındaki füzelerini yaptı. Bu füze Bernard tipi bir füzeydi ve 40 metre yukarı çıktıktan sonra denize düştü. Bu durum yüzünden herkes onlarla alay etse de onlar asla vazgeçmedi. İkinci kez denedi. Ancak bu da başarısızlıkla sonuçlandı. Fakat 1960 yılının Şubat ayında yaptıkları üçüncü denemeleri nazaran başarılı oldu. Çünkü füze tam 750 metre yüksekliğe çıktı. Hatta gençlerin bu başarısı Amerika, Hollanda ve İtalya'da uzay çalışmaları ve roketçilikle ilgili çıkan dergilerde yer aldı. Recep, bak abi, tüylerim diken diken oldu ya. Gençlerin başarısının alıp yürüdüğü bu dönemde Bandırma Füze Kulübü'nün adı Bandırma Havacılık ve Astronomi Roket Kulübü olarak değişti. Fakat derneğin adının değişmesi füzeci gençlere pek de uğur getirmedi. Büyük şanssızlıklar yaşayan füzeci gençler bir süre yine başarısız denemeler yaptı. Bu onları biraz üzmüş, heveslerini biraz baltalamıştı. Ama onların kitabında yılmak yoktu. Bu yüzden de 1961'de fırlattıkları BT-47 roketi 135 metreye yükselterek paraşütle indirmeyi başardılar. Yine aynı yıl fırlattıkları Scorpion tipi GG-30 füzesi de 300 metrede paraşütle dolanıp yere düştü. Tüm bunlar inanılmazdı. 24 Mayıs 1962'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan Artur Sayıner tarafından derneğin Ankara şubesi açıldı. Üstelik Kirkor Divarcı'nın tasarladığı Marmara 1 füzesi de İTÜ tarafından onaylanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri de büyük destek verince Divarcı'nın füzesi Marmara 1 Zafer Bayramı'nda yani 30 Ağustos 1962'de fırlatıldı. Marmara 1 Bandırma'nın Küçük Livatya mevkiinde yapıldı. Hatta fırlatma paraşüt hücresinin ateş alması sonucu 20 dakika kadar ertelendi. Herkesin gözü bu fırlatmadaydı. Derken büyük bir kalabalığın izlediği fırlatma nihayet gerçekleşti. İşte ilk Türk füzesi Marmara 1, üzerindeki Türk bayrağıyla 1 metre 33 santimetrelik uzunluğu ve 1,5 kiloluk ağırlığıyla gökyüzündeydi. Kirkor Divarcı ve arkadaşlarının o anda hissettiklerini tahmin edebiliyor musunuz? Marmara 1 fırlatıldıktan sonra yükseldi, yükseldi, yükseldi. Ancak 800 metredeyken füzenin ikinci kısmı ateş aldı ve Marmara 1 maalesef havada infilak etti. 200 metre uzağa düşen roketin parçaları ot ve çalılardan oluşan 5 dönümlük bir sahanın da yanmasına sebep oldu. Ancak
Tüm bu olanlar dernek üyelerini biraz düşürse de onları pes ettirmedi. Netice itibariyle Marmara 1 ilk gerçek füzemiz olarak tarihe geçti. Bu başarı da füze çalışmalarına devam edenlere ilham ve cesaret verdi. Divarcı'nın denemeleri bununla kalmadı. Dernek durmadan füze gönderiyor, her denemede daha da başarılı oluyordu. Marmara 1'i Marmara 2 ve onları da Hürriyet 1 ve Hürriyet 2 takip etti. Zaman geçtikçe çok daha büyük başarılar elde ediliyordu. Ve gelişmeler de harikaydı. Hikayenin bundan sonrasında araya görünmez bir el giriyor arkadaşlar. Evet, görünmeyen bir el füze çalışmalarını yapanlara tamam artık hanımlar beyler dağılın bakalım bitti artık der ve ardından çok manidar bir durum yaşanır. Kirkor Divarcı'nın evinde çıkan ani bir yangın tüm projelerinin kül olmasına sebep olur. Biliyor musunuz bu olay bugün bile henüz aydınlanmış değil. Peki tüm bu emeği, tüm bu başarıyı bıçak gibi kesen şu gizli el olmasaydı bugün uzayla ilişkilerimiz nasıl olurdu? Düşünmesi bile çok güzel. Güzel başlayan hikayelerin trajik sonla bitmesi biraz can sıkabiliyor değil mi? Ama siz kanalımıza abone olup bizlere destek vermeyi yine de ihmal etmeyin.